Merhaba sevgili çocuklar, ben öğretmeniniz Sevgi Kervan. Bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz sözlü anlatım, teşekkür etmek. Neler öğreneceğiz bugün? Bugün bize bir şeyi sunan, veren bir kimseye teşekkür etmeyi, aynı zamanda kitap okumak ne güzel metnini okuyacağız. Şimdi çocuklar, Türkçe ders kitaplarınızı açıp beni takip edebilirsiniz. 73. sayfada sözlü anlatım, kitap okumak ne güzel metnimiz var. Şimdi metni okuyalım. Caner, iyi kalpli Keloğlan kitabını okudu. Çok beğendi. Sonra Sevimlere gitti, kapıyı çaldı. Sevim kapıyı açtı. Caner'i görünce, hoş geldin Caner. Caner, hoş bulduk Sevim. Ben bu kitabı okudum. Çok beğendim. Kitabı sana getirdim. Sen de oku, umarım beğenirsin. Sevim kitabı alırken, teşekkür ederim Caner, okuyacağım dedi. Çocuklar, şimdi metne göre birkaç sorumuz var. Bu soruları cevaplayalım hep birlikte. Caner hangi kitabı okudu? Caner iyi kalpli Keloğlan kitabını okudu. Peki Caner kitabı beğendi mi? Evet, Caner kitabı çok beğendi. Caner bu kitabı kime verdi çocuklar? Caner bu kitabı Sevim'e verdi. Peki Sevim kitabı alırken Caner'e ne dedi? Sevim kitabı alırken Caner'e teşekkür ederim Caner dedi. Sevim Caner'e neden teşekkür etti çocuklar sizce? Evet, tabii ki ona kitabını verdiği için Sevim de Caner'e teşekkür etti çocuklar. Peki demek ki çocuklar buradan bu metinden anladığımız ne? Demek ki bize bir şeyi veren, sunan kimselere ne yapmalıyız? Teşekkür etmeliyiz çocuklar. Her zaman teşekkür etmeyi unutmayın. Bir de aynı zamanda evimizde yemekten sonra yemeği hazırlayana da teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Misafirlikte de çocuklar yediğimiz şeyler için de ev sahibine teşekkür etmeliyiz çocuklar. Her zaman bize bir şeyi veren, bizim için bir şeyler yapan, bize bir şeyler sunan, bize bazı hediyeler veren kimselere her zaman teşekkür etmeliyiz çocuklar. Siz de çocuklar etrafınızda kimlere ve ne sebeple teşekkür etmeniz gerektiğini örnekleyerek yazınız. Ardından da yazdıklarınızı öğretmeninizle paylaşınız çocuklar. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim çocuklar. Hoşça kalın.